İnovasyon nedir? Uluslararası referans dokümanlar eşliğinde inovasyon tanımı neleri kapsar? Bu konuda bilgi vermek istiyorum efendim. ISO 56000 2020 yılında yayınladığımız inovasyon yönetimi terimler, tanımlar standardında ki bu standardı kolayca Türk Standartları Enstitüsü'nden 2022 fiyatlarıyla 60 liraya satın alabilirsiniz. Bu standardın içeriğinde bütün dünyanın kabul ettiği inovasyon tanımını anlatmak istiyorum. Artık bence inovasyon diyerek bu yeni terimin hakkındaki kişisel veya kurumsal algınız yerine bir lisan birliği sağlayarak inovasyon teriminizi ve bu tanım çerçevesinde inovasyon çalışmalarınızı gerçekleştirdik. İki önemli terim hakkında bilgi vereceğim. İnovasyon dediğimiz zaman yeterli ve gerekli iki önemli terim var. Birisi yenilik, farklılık, ikincisi ise değerin gerçekleşmiş olması lazım. Bu iki kavram aynı anda gerçekleşmez ise ona ne yazık ki inovasyon diyemiyoruz. ISO 56000-2020 standardımız kapsamında inovasyon tanımını şöyle yaptık efendim. İnovasyon, finansal veya sosyal değerin gerçekleştiği veya yeniden dağıtıldığı, paylaştırıldığı yeni veya değiştirilmiş unsurdur. Bu yeni unsur ürün, hizmet, süreç, model veya yöntem olabilir. Yenilik ve değer ilgili tarafların algısına bağlıdır. Değeri önemli kılan ihtiyaçların karşılanması. İnovasyon bir sonuçtur. Değerin gerçekleştiği bir sonuçtur. Sosyal veya finansal faydanın ihtiyaçların karşılandığı bir sonuçtur efendim. Bu sebeple değer kavramı üzerinde biraz düşünmenizi rica edeceğim. 1800'lü yıllarda Karl Marx hazırladığı 3 bölümlük kalın kitabında sermaye ve emeği uzun uzun anlattığı ve oradan değeri tanımladığı Kapital isimli kitabında değeri harcanan emekle ortaya çıkan bir kavram olarak tanımlamakta. Bir malın değerini emek miktarı kadar kullanılan ham madde, enerji, malzeme gibi diğer tüketim türlerinde kullanılması olarak tanımlıyor bir malın değerini. Halbuki seri üretim sürecinden geçen dünya, öyle bir çağdan geçen dünya, 2000'li yıllardan itibaren yalın üretim tekniğine döndü ama değer kavramı hala harcanan emek, malzeme, enerji ve genel giderler olarak tanımlandı. 2005'lerden itibaren artık değer herkesin kullandığı malı, herkesin kullandığı şekilde, kullandığı renkte, kullandığı ölçülerde, performanslarda kullanmak istemeyen yeni tüketici algısı değeri de değiştirmeye başladı. 2016 yılında sizlerle dokümanlarda, referansları da paylaşıyorum. Değer piramidi, değer algısı değişti. Artık değer harcadığımız emekle, malzemeyle veya genel giderlerle ölçülmüyor. Değeri dört aşamalı unsurlarla ifade etmeye başladık. Yenilikçi fikirler, bu farklı unsurlar. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde tanımlandığı gibi değer piramidinde de bu şekilde tanımlanmaya başladı. İlk temel unsur yani Maslow'un barınma, kişisel ihtiyaçlarımızı, güvenlik ve yemek ihtiyaçlarımızı korumak anlamındaki ilk temel altyapı unsurunun yerine değer piramidinde fonksiyonel değer unsurları yer aldı. Fonksiyonel değer unsurları ise hayatın bize getirdiği, zorladığı ve en çok zorlandığımız zamanı geri kazanmak. Ailemize, kendimize o zamanı kazanmak ihtiyacımız da ortaya çıktı. Ne kadar çok zaman kazanıyorsak fonksiyonel değer o kadar arttı. Para kazanmak, parayı diğer
eşdeğer rakiplerinden daha ucuza alarak bu ekonomik sıkıntı içerisinde, pandemi sonrası geçtiğimiz bu zorluklarda daha ucuza ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek ciddi bir fonksiyonel değer unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Maliyetlerimizi azaltmak, bu içinden geçtiğimiz sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi şartlarına uygun şekilde kullandığımız malzemeyi azaltmak, hurdalarımızı geri kazanmak, daha az hurda üretmek, israflardan kaçınmak, karşı karşıya kaldığımız riskleri azaltmak, verdiğimiz emeği, çabayı azaltmak, yaşadığımız sorunları ortadan kaldırmak, kalitemizi arttırmak, ürün çeşitliliğini, hizmet çeşitliliğini arttırmak ve duygusal çekiciliği, daha fazla tüketiciyi, daha fazla sosyal etki yarattığımız kişi ve kurumları kendimize çekmek, bilgiyi arttırmak, bilgiyi katmak ve yaptığımız iş süreçlerini basitleştirmek, onları organize etmek, entegre etmek ve onlarla birbirleri arasında bağlantı sağlamak ciddi bir değer unsuru olarak tanımlandı efendim. Duygusal değer unsurları piramidin ikinci aşaması. Bu değer unsurlarında ise kaygıyı azaltarak ödüllendirmek kişileri, ki mesela oyun ekonomisi bu anlamda ciddi bir örnektir. Pandemi sürecinde içinden geçtiğimiz o kaygı dolu sıkıntı içerisinde ne yapacağımızı bilemediğimiz o zamanlarda oyun ekonomisi içerisinde ciddi ödüller aldık ve ülkemizin de güzel girişimcileri de bu anlamda çok büyük başarılar gösteriyorlar. Hepsinin yolu açık olsun diyoruz. Nostalji katmak, tasarım, estetik katmak, ortak bir değer oluşturmak, iyilik, eğlence, çekicilik, kolay erişim, bunlar da ciddi duygusal değer unsurları olarak hayatımıza değer kattı. Peki üçüncü değer unsuru, piramidin üçüncü seviyesinde eğer ben fonksiyonel bir değeri elde ediyorsam, duygusal değeri de aşabiliyorsam, hayatı değiştirmekle ilgili ne tip değerler katabiliyorum? Umut, motivasyon, ait olma, kendini gerçekleştirme, kalıcılık sağlama, bunlar da bir üst seviye değer unsurları. Az seviyeyi karşılayamazsanız üst seviyeye geçemiyorsunuz. Dolayısıyla şu sıralar pandemi sonrası değişen ekonomide, VUCA dönemi dediğimiz bu her şeyin belirsizliğinin olduğu yeni pandemi sonrası yeni dünya dediğimiz bu ortamda fonksiyonel değer unsurlarının çok önemli ihtiyaçlar olduğunun farkındasınız umarım. İnovasyon fırsatları alanında fonksiyonel değerler katmak ciddi size rakipleriniz karşısında önemli pozitif katkı sağlayacaktır. Onları da bu sebeple uzun uzun anlatmam da sebebi bu. Bu değer unsurlarının içeriği anlamında bir kere daha düşünmeniz için sizlerle paylaşıyorum. En son değer piramidinin üstünde ise sosyal etki, kendini aşarak toplumsal bir iyiliğe katkı sağlamak anlamında bir değer yaratmayı önemli kılıyoruz. Dolayısıyla değer sadece finansal bir sonuç üreten bir şey değil, aynı zamanda da sosyal bir etki de yaratıyor. İşte Bilim Kızı projemizde bu anlamda toplumda çok pozitif bir sosyal etki yarattığı için, bir sosyal değer sunduğu için sağ olsun çok değerli paydaşlarımızla ve bağışçılarımızla adım adım ilerliyoruz. Sizleri de bilimkızı.org sayfamızı ziyaret ederek bizlere değer katmanız için tekrar yeniden bir çağrı yapmak istedim. Şimdi yenilik ve değer kavramını şöyle bir özetlersek, değer finansal veya sosyal olabilir. Pozitif veya negatif olabilir. Değer ancak hedef kitlemiz tarafından belirlenir. Bir yeniliğin değeri ilgili farklı kullanıcı kategorileri tarafından farklı şekilde algılanır. Bunu da unutmayın. Dolayısıyla hedef kitlenizin personası kim? Bunları çok iyi analiz ederek doğru hedef kitlenize pozitif algı yaratabilecek değerleri çok iyi tanımlamanızı tavsiye ediyorum. Zaman zaman bu algıda gelişim ve değişim gösterir.
Bu temassız kredi kartları için bunu örnek gösteriyorum. Pandemi öncesi temassız kartların kullanımı bizler için bir hırsızlık fırsatı yarattığı için negatif bir değer algısıyla kullanılması daha az olmuştu. Halbuki pandemi sonrası hijyen ihtiyaçlarımızı karşıladığı için bu temassız kredi kartları pozitif değer bize gösterdi. Dolayısıyla zaman içerisinde değerin algısının değiştiğini unutmayın. Aynı şekilde uzaktan eğitim teknolojileri, uzaktan toplantı teknolojileri, uzaktan erişim teknolojileri de zaman içerisinde farklı algılar gösteren yeniliklerdir. Bunu da unutmayın lütfen. Yenilikler dönüştürücü olabilir. Bütün bir toplumu dönüştürebilir. Nasıl dönüştürüyor? İşte evimize teslimat. Eskiden sadece kargo şirketleri vardı. Şimdi çok sayıda evimizden sipariş yapıp 2 gün içerisinde, hatta işte 10 dakika içerisinde, 20 dakika içerisinde reklamlarla yemeklerimizi sıcak sıcak bize ulaştıran, değer üreten kuruluşlar çıktı. Tüm toplum dönüştürücü etkinin etkisi altında kalarak dünyaya da ihraç etmeye başladık. Bu tip hizmet götüren şirketlerimizi. Değer kendi zinciri içerisindeki ağda veya sektörde, alanda yeniden dağıtılabilir veya değişebilir. Bu hem zaman hem de yarattığı etkinin, dönüştürücü etkinin sebebiyle değişebilir. Bazıları için negatif algılanan bir değer, bazı gruplar için pozitif algılanabilir. Farklı düzeylerde gerçekleşmesi ve yeniden dağıtılması da mümkündür. Bu sebeple inovasyon projeleri uzun solukludur. Tek seferde yeni bir ürün, yeni bir hizmet üreterek kalıcı bir inovasyon, sürdürülebilir bir inovasyon gerçekleştirmeyi hayal etmemenizi tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.